Evet, ikinci bölümde yine birlikteyiz ve değerli dostumuzun hızını kesmeden biz devam edelim. Evet sevgili dostum, ikinci bölümde bu ülkenin analizini yaptın zaten. Gelen gideni aradır misali. Peki çıkış yolunu nerede görür Tahsin Mertekçi? Evet, sevgili Kazım, öncelikle ülkemizin kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşması lazım. Yani kendi geleceği hakkında karar verebilme yetisini kaybetmemesi lazım. Ve bu bilimsel planlı bir üretimle, bilimsel planlı bir plan programla ve yani belki adına şunu koymak lazım, toplumsal kurtuluş projesi. Ve Adanze'ye tekrardan yeniden bir reorganizasyonu yapmak zorundayız. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan turizme, üretime. Çünkü bu ülkede ciddi anlamda sıkıntılar vardır. Ve sektörel bazda baktığın zaman imdat seslerini sürekli duyuyorsun. Ve sen de bu işlerin içerisindesin. Yani bir ülkede özellikle küçük ve orta boy işletmelere baktığımızda KOBİ'lere bence çok önemli bir alanı oluştururlar. İstihdam sağlarlar, devletin gelirlerine ciddi anlamda katkı koyarlar ve üretimleriyle yaptıkları iştigal ettikleri alanlarla insanlara ve ihtiyaçlara karşılık verirler. Burada ciddi bir problem var. Küçük ve orta boy işletmeler desteklenmiyor. Haksız bir rekabet içerisindedirler. Düşünebilir misin? Omuzuna istediği ürünü atan adam, bavuluna istediği ürünü koyan adam, insan çıkıyor geliyor ve bu ülkede sokak sokak dolaşabiliyor. Ve senin esnaf ve zanaatkarın bunun içerisinde belediyeye vergisini öder, devlete vergisini öder, elektriği var, suyu var, sigortası var, ihtiyaç sandığı var ve benzer bir takım giderleri var. Bütün bu giderlerin üzerinden bir oluşum, bir sonuç çıkar ve bir ürün satar veya üretir. Ve bunun bir bedeli oluşur. Emeği de içine koyduktan sonra. Üzerinde bavulu, sırtında bohçası, arabasında eşyası dolu olan adam, insan girer ve çarşıda evlerin içerisinde satış yapar. Haksız bir rekabet yaratır. Bunu bile önleyemediler Bunu yıllardır. önleyemiyorsun. Haksız bir rekabetle insanını karşı karşıya bırakıyorsun ve bu ciddi bir sorundur. Belki dışarıdan bakan insanlar bunu görmez. Bu aynı zamanda tümünü tenzih ederek yani bazılarını söylüyorum. Tümünü kastetmiyorum ama hırsızlıklara sırtında bohçasıyla gidip hırsızlıklara sebep olan birçok sıkıntı yaratan ve sürekli birilerini rahatsız eden veya aracı içerisinde hastayım diyerek duygu sömürüsü yaparak satışlar yapan deprem bölgesinden geldik kanser hastaları falan yani bir takım da isimleri kullanarak satış yapmaya çalışan ve özellikle evlerde yaşlı insanları kandıran onlara 200 liralık bir şeyi 2000 liraya kadar da satan veya farklı alanlarda senetler imzalatan bir de yapı var. Bunun yarattığı hem toplumun dengesini bozuyor hem esnaf ve zanaatkâr haksız bir rekabet yaratıyor. Bütün bunların yani bir denetim mekanizmasının şart olduğunu net ortaya koymamız lazım. Gelişi güzel girişlerin bu ülkeye olmaması lazım. Yani cebinde bir adamın, bir insanın 500 lirası yoksa bir günlüğünü Kıbrıs'ta geçirebilme şansı var mı? Hangi otelde kalacak? İlk günden iş bulup bulmayacağı garantisi var mı? Yok. Peki parasız bu ülkeye bir umutla gelen insanı ben ayıplamıyorum veya onu herhangi bir şekilde rencide etmek için söylemiyorum. Evet bizler de aynı sıkıntıları yaşarken başka ülkelerde çalışmak için gittik gideceğiz de belki de. O sorunlarla ilgili insan çünkü aç kalınca önce inançlarını yemeye başlar ve ihtiyaç duyar. Gidip çalışacaktır. Ama işinizi organize edersiniz veya iş gücüne ihtiyaç duyulursa bu devlet eliyle, hükümetler eliyle yapılır. Ve ihtiyaç duyulan iş gücünü o dönemde eksik olanları karşılamak adına yurt dışından elbette iş gücü kontrollü olarak denetim içerisinde getirilebilir. Ama diğer taraftan da bir programın oluşur. İhtiyaç duyulan iş gücü o meslek grubuna yönelik de insanlarını yetiştirin. Yani bir dengeyi kurun.
ihtiyaçlarını karşılayabilecek yerel ihtiyaçları, yerel kaynaklardan karşılayacak noktaya gelene kadar dış iş gücü alabilirsin. Bu ithalatta da böyledir. Yani sen kendi ülkendeki üretimini, yani planlı bilimsel bir tarım üretiminden bahsedecek olursak, ülkede örneğin bir yılda 100 bin ton domatese ihtiyaç vardır. Veya patates veya karpuz veya benzer ürünleri de koyabiliriz, narincesini koyabiliriz. Önce bir devlet bunu planlarken bilimsel bir tarım üretimini, önce ihtiyaçları belirlemesi lazım. Ne kadar ihtiyaç vardır? Ve ona göre üreticiyi yönlendirmesi lazımdır. Eksik kalan bölümü, ihtiyaç duyulan bölümü dışarıdan gelebilmelidir. Oysa senin tarlalarında, bahçelerinde hasat dönemi dışarıdan ithal edilen ürünler var. Bırakın bunu zaman zaman yasaklayan bir yapı var. Bu taraftan da askeri kantinler giriyor devreye. Hiçbir denetime maruz kalmadan o üreticinin ürettiklerini ülkeye sokabiliyor ve bunu piyasaya da dağıtabiliyor. Yani burada da bir denetimsizlik, bir kontrolsüzlük var. Yine haksız bir rekabet. Sen bu haksız rekabeti yarattığın zaman ne yapıyorsun? Yani burada ucuza bir şeyleri ürettiğini söyleyerek veya temin ettiğini söyleyerek halk daha ucuz yer gibi basit bir söylemle neleri kaybettiğini gözden kaçırırsan. Yani nedir kaybettiğimiz? Bizim ziraatla uğraşan çiftçimize, üreticimize baktığın zaman bir ürün var. Ve biliyoruz ki bizim üretim girdilerimiz, yani maliyet fiyatlarına etki eden faktörler çok pahalıdır. Evet. Elektriğinden tut, suyundan tut, işçiliğinden tut bilmem ne. Bu tarafta bu insanlar bunun üretimini yaptıkları bir dönemde eğer bunu tarlada bırakabiliyorsa veya bundan kar etmiyorsa veya bu ihtiyaç onların ürettiğinden değil de dış alımla karşılanıyorsa ve bununla rekabet edebilecek duruma gelmiyorlarsa çocuğunu okutamayacak. Çocuğunun sağlık sorununu gideremeyecek. Devlet para kazanamayacak. İşsizlik artacak. Ve birçok sıkıntıyı beraberinde taşıyarak sosyal bir sorun olmaya gidecek. Geçmişte hatırlayacaksın. Bir çiçekçilik projesi ortaya konmuştu. Evet. Sera çiçekçiliği. İnsanlara kredi verildi. Devlet teşvikliydi. Hepsi iflas etti. Neden? Üretimlerini yaptılar. İki kez hasat ettiler. Gönderdiler. Antalya'da veya benzer yörelerde çiçek üreticileri ayağa kalktı. Ne münasebet. Bizim çiçeğimiz dururken başka yerden Kıbrıs'tan çiçek gelecek. Bu rekabete uyamadıkları için bunlar hepsi iflas ettirildi. Hala da o iflasın bedelini ödemektedir insanlar. Narinciye sektörü benzer. 200 bin ton rekor etedin. Şu anda geldiğimiz olaya bak. Dörtte birine belki de inmiştir bu rakam. 10 binlerce insanın istihdam edildiği bir alanken şu anda tamamen sıfır noktasına denk gelebilecek bir rakamda burada bir istihdam söz konusudur. Doğrudan ve dolaylı istihdam söz konusuydu. Yani burada hem fabrikalarda çalışan insanlar, hem bahçelerde çalışan insanlar, hasatıyla uğraşan kontraktörler, bunun dışında dolaylı olarak bunların ihtiyacını karşılayan esnaf ve zanaatkar, makinesi, restorantı, tamircisi veya bunun dışındaki iş alanlarına baktığınız zaman birbirini besleyen ve birbirini ayakta tutan ve ciddi bir hacim yaratan bir yapı vardı. Siz en önemli ihraç ürünlerinizden bir tane narinciyi koruyamadınız. İç piyasada bile tüketmenizi sağlayamadınız. Ve dışarıdan narinciye ihtiva eden ürünler ithal ettiniz. Evet. Ve şu anda limon bu ülkeye ithal ediliyor. Limon geliyor bu ülkeye. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne limon gelmektedir. Bu ülke narinciye ihraç eden bir ülkeyken şu anda ithal eder duruma başladı. Veya meyve suları içerisine bu portakal veya narinciye ihtiva eden bir takım ihtiyaçları varsa Brezilya'dan başka bir ülkeden bunun esansı veya bunun konsantresinin getirildiğini görüyoruz. Bunların kontrolsüz devam ettiğini gördük yıllarca. Bunun da önüne geçilebilirdi. Senin uçakların, senin gemilerin bu ülkeye gidip gelen ve burada senin narinciyen bu konuda mesela okullarında sağlıklı bir ürün olarak teşvik edilebilirdi. Turistik tesislerde bu ürün eğer tüketiliyorsa orada bunu tüketenlere ayrı bir ayrıcalık verilebilirdi. Sırf bir kendinin ürününü, kendi yarattığın bir değeri ortada daha da değerli yapabilmek için. Çünkü o alanda çok istihdam yaratan bir alandı. Ve yine üreticisine para kazandırmayan bir yapı bir şekilde devam etme şansını yakalamaz. Yani ben bakıyorum benim yaşadığım bölge olarak ülkemiz genelde böyle ama sulu ziraatın yapıldığı, en çok yapıldığı ve su potansiyeli açısından, su aküferi açısından en zengin bölge Güzellüt aküferidir. Ve sulanabilir, ekilebilir arazileri de oradadır.
Yani bir baktığında tutun Serhat Köy'den Yeşilırmak'a kadar sulu ziraatle uğraşabilecek çok ciddi imkanlar var. Bunun kaçta kaçı bugün aktif durumdadır? Bu net ortada durmaktadır. Neden hepsi tümü kullanılmaz ve insanın ve ülkesinin lehine kullanılmaz bunlar? Çünkü haksız rekabetle ciddi anlamda sıkıntı yaşadılar. Yok edildiler. Adamlar domatesini ekti, badalesini ekti. Bir şekilde engeller çıkarıldı. Bunu mesela patates üreten ve dünyada sayılı kalitede patateslerden bir tanesi ve en kalitesi olarak da tutulan, en pahalı patates olarak da tutulan Kıbrıs patatesinin var olan bir ülkede patates ithal edildiğini düşünün. Parmak patates olsun, işte farklı bir şekilde üretilenlerin geldiğini görüyorsunuz. Bunları kontrol edemedik. Yani bir ülkenin ayakta durabilmesi için üretimiyle tüketiminin önce yerel ve ihtiyaç duyuyorsa bu istihdam açısından kendi yerel gücünü kullanmak ve kullandırmak adına bu ok mekanizmasını kurmak zorundadır. Yani eğitim, turizm, sağlık, herkes, her şey birbiriyle aslında koordineli çalışması lazım. Burada bir başıboşluk söz konusudur. Nasıl düzelir? Öncelikle kabul edeceğiz ki bir ülkede yaşıyorsanız ve o ülkenin insanlarını mutlu ve geleceklerine umut ve bu umutla birlikte neşeli ve güzel ve gelecekten kaygı duymayan insanları yaratmak istiyorsanız kendi doğduğu topraklarda önce insan olduğunu hatırlatacaksınız. İnsan olduğu için doğuştan gelen haklarını teslim edeceksiniz. İnsan hak ve özgürlüklerini sonsuza kadar açacaksınız denetiminizle birlikte. Üretiminizi organize edeceksiniz, planlı yapacaksınız tüketiminize yönelik olarak. İhtiyaç duyduğumuz hizmetleri öncelikle yerel kaynaklardan, yani mal, hizmet ve emeğe baktığın zaman bütün bunları ortaya koyduğunda önce nereden ararsın bunu? İstihdamı sağlayabilmek için kendi yerel gücünden karşılaman lazım. İhtiyacın yoksa o meslek grubunda insanlar o işleri görebilecek. O zaman dış iş gücü talep edersin. Ama dış iş gücünü talep ederken de o mekanizmanı kurarsın. İhtiyaç duyduğun o alanlara kendi personelini, kendi insanını yetiştirecek ve ihtiyaç duymayacak bir noktaya getirmeye çalışırsın. Bütün dünyanın izlediği yol budur. Yani planlı, programlı, kısa, orta, uzun vadeli vizyonu olan bir yapıyla hareket etmek zorundadır düzlüğü ve düzeni kurabilmek için. Bence Kıbrıs'ta sorunların başında liderlik ve vizyon sorunu had safhadadır. Yıllardan beri ciddi bir sorundur bu. Bence burada önemli bir eksiklik vardır. Her gelen kendinden öncekinin yaptığını sıfırla çarpar, hiç beğenmez, siler, yeniden kurar. Yani bu ülkede bu kadar ciddi anlamda gizli işsizlik vardır. Bu ülkede ciddi anlamda büyük bir kaçak işçi çalışır ve büyük bir potansiyel vardır. Ve bu ülkede gençlerimiz işsizdir. Sıkıntılıdır. Bunu dengeleyemeyen bir yapı 1974'ten beri anlayabilirim belli dönemleri ama bugüne geldiğinde hala daha bunu kontrol edemiyorsa, bunu düzenleyemiyorsa, buna çözüm üretemiyorsa art niyet ararım. Bunu çözmek zorundadır. Nasıl? Kim? Kim? Halktan bu yetkiyi isteyen insanlar. Halktan tamam. Bu yetkiyi aldıktan tamam. Sonra mazeret üretir dedim başında. Mazeret edebiyatına başlar. Mesela, o bozduydu, yapmadıydı, etmediydi. Kardeşim sen gelirken formül cebinde renk. Sen evet. Gelirken der ki, gel ki benim vizyonum, benim ekiplerim, benim plan ve programım bu ülkedeki sorunları çözmeye yeterlidir. Bana görev verin. Görev alıyorsun, başlıyorsun ağlamaya. Makamlar ağlama duvarı. Millet ağlamaya alıştı. Benden önceki bozduydu. Benden önceki yapmadıydı. Sen onların bozduğunu düzeltmek için görev talep ettin ve bu görevi aldın. Söylenme, yap. Yapmadığımız için, söylendiğimiz için, halk da buna fırsat yarattığı için mazareti öne koyanları, mazaret edebiyatını öne çıkaranları, ağlama duvarına makamlarını çevirenleri sırtını sıvazladıkça bunlar bitmeyecek. Yani toplum da kabahatli. Bu ülkede yaşayan her bir bireyin kendi üzerine düşen sorumluluk vardır. Çünkü biz çocuk ne olacak diye, çocuğun işini, çocuğun terfisini, çocuğun geleceğini, çocuğun kredisini veya kendimize ait işte bize 74 sonrası babasının mirasını bırakmışçasına devleti yönetenlerin iki dudağı arasında keyfivari kararlarla bir bölüşümün, bir yağma düzeninin ve özellikle ganimetçiliğin ruhuna dayalı insanlarımızın ortaya koyduğu yapı ve davranış, yani insan ihtiyacı davranışlarını belirler. Çok özür dilerim. Bütün bunlara baktığımızda dengesizliğin en küçük bireyimizden en yaşlı bireyimize kadar
ciddi anlamda sorumluluk verdiği bir yapı vardır. Bu sorumluluğu herkes kendi üzerine düşen alacak. Ve sonsuza kadar gitmeyecek bu yapı. Bu sürdürülebilir bir yapı değildir. Sürer durum bizi duvara, bizi uçurumdan aşağıya attı. Hala daha atılacak bir tarafımız kalmadı. Dibe vurmuş bir yapının artık düzelebilmesi için tamam. Planını, programını, yasasını, yönetimini, anlayışını, insana bakışını, üretimini, esnafını, taksicisini, otelcisini, çalışanını, sporcusunu, hangi meslek grubunda olursa olsun, sanayicisini, küçük orta boy işletmecisini, kim olursa olsun her şeyi bir düzene, zapt rap altına alacak, denetimini yapabilecek ve insan için önce politikalar üretmeyi hedefleyecektir. Böyle bir yapının çok zor olduğunu ben düşünmüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti coğrafya olarak çok büyük bir coğrafyaya sahip değil. Çok bana göre küçük bir yapı. İki, bana göre değil gerçeğe göre küçük bir yapı zaten ortada. İki, korkunç bir nüfusa sahip değil. Yeni tedbirler gerçekçi anlamda vizyon ortaya konursa ve hedefe yönelik ısrarla düzgün bir şekilde gitmeyi hedeflersek çok uzun sürelerde toparlanmamız için gerekmez. Ben çok kısa sürede plan program yaparak bu işi samimiyetle ele alan ve ülkesi ve insanı için ve buradaki yaşamın kalitesi için çaba gösteren hükümetlerin bu işi kısa sürelerde çözebileceğine veya çözme eğilimine veya rayına sokabileceğine inananlardanım. Çünkü bu bizdeki gerçekten çözümlenmeyecek kadar büyük sorunlarımız yoktur. Dağınıklık vardır. Kontrolsüzlük vardır. İki dudak arası demokrasi vardır. Hükümetler bütün memleketin sahibiymiş gibi, bütün malının mülkünün sahibiymiş gibi istediği adama peşkeş çekebiliyor. İstediği insana, istediği gruba, zümresel, partisel rozetine göre bu zenginlikleri dağıtabiliyor. Adil bir bölüşüm ve paylaşım yok. Adil bir vergi toplama sistemi yok. Kişiye göre günübirlik hareketler var. Bütün bunlardan dolayı düzene girmeyen bir ülke var. Bütün bunları terse çevirdiğiniz zaman zaten bütün konuştuğumuz bu kara toplumun ters anlayışı da bu işin aslında aydınlık tarafıdır. Peki ama bütün bu saydıklarını yapabilecek bir siyasi yapı mevcut mu? Çünkü sen de biliyorsun sokaktaki vatandaş diyor ki ya hepsini denedik. Gelen gideni aradır. Bu doğru değil aslında. Bu doğru gelen gideni aradır diyor. Doğru değil. Şimdi bugüne kadar pratikte belki böyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Evet. Biraz bazen haksızlık da yapılıyor birçok insana, birçok gruba. Evet. Çünkü hükümette 10 yıllarını geçirmemişler. Hükümetlerde 20 yıllarını geçirmemişler. Başka gruplar da var. Sürekli bir şey söyleyen. Hatta Rumcu ilan edilen, evet. Hatta vatan haini ilan edilen, yanlışı ortaya koyuyor diye, yoldaki çukuru ortaya koyuyor diye, sağlık sistemindeki sıkıntıları gündeme getiriyor diye veya yapılan bir takım hataları dile getiriyor diye ciddi anlamda sıkıntılarla karşılaşmış ve çok ciddi anlamda iftira atılmış insanlar da, gruplar da var bu ülkede. Ben hala daha bu toplumun kendi, bakın birçok insanımız vardır yurt dışında ve çok büyük kurumların başında yetkili, yeterli bilgiye sahip olduğu için yetkili insanlarımız vardır. Bu ülkede yaşayan ve ciddi anlamda donanıma sahip olan insanlarımız vardır. Ama biz kamu görevlileri yasası bakımından da baktığımızda kamunun da kötü yönetimden dolayı darmadağın olmasını sağladık. Tıpkı dışarıda kalan insanlar gibi. Onlara karşı sunduğumuz, sunamadığımız hizmetlerden veya veremediğimiz haklardan veya adil davranamamamızdan dolayı. Yani demokratik, sosyal bir devlet, bir hukuk devleti olamadığımızdan dolayı kaynaklanan sorunlarımız vardır. Bir de işin kargaşası içerisinde, yani tamamen babadan miras bulmuş ve mirasçının davrandığı rahatlıkla hükümet yetkililerinin davranması sonucu kargaşanın çıkmasına neden olan nedenler de vardır bu işin içerisinde. Ben bu ülkenin insanlarının özellikle ortaya koydukları zaman, yani düzgün bir vizyona, planlı, programlı, kaynağının, ihtiyaç duyulan alanın belirlendiği ve bunun kaynağının nereden karşılanacağının ortaya koyduğu ve sabırla ve ısrarla o işi düzeltmek adına ciddi anlamda bir inanç ve ona destek veren bir yapıyla, halkın verdiği denetim gücüyle verdiği bir destekle her şeyin çözümlenebileceğine inanıyorum. Şu haksızlıktır. Her gelen aynıdır, her gelecek olan aynıdır. Bu ülkede her gelecek olan aynı değildir. Bu ülkede çok samimiyetle o görevleri yaparken duran insanlar oldu. Bu nedenle
Mesela ben 2 dönem parlamentoda bulundum. Hı-hı. Kardeşimi işe koymadım. Herhangi bir akrabama bir iş vermedim. Ben devletin veya ailem devletin herhangi bir ihalesinden almadı, yararlanmadı. Haksız bir kazanç elde etmedi. Borcumuzdan başka bir şeyimiz de olmadı. Şimdi bütün bunlara baktığında herkes aynıdır demenin mantığı yoktur. Kişisel olarak kendime benim gibi insanlar da oldu. Bana da geldiler, gel bakan ol, geç bize şunu yap bunu yap. Bunları reddedebilecek günler yaşadık. Evimize süt alamayacağımız günlerde bunları reddedebildik. Şimdi herkes aynıdır noktasından hareketle yaklaşırsa birileri bu kabul edilebilecek bir durum değildir. Herkes aynı değildi bir kere. Ha şimdi görev aldıkları sürelerce herkesin bir sorumluluğu vardır her partinin. Ama o partilerin kendi görev süreleri içerisinde yaptığı olumlu şeyleri görmemezlikten gelmek doğru mudur? Mesela benim de mensup olduğum Toplumcu Kurtuluş Partisi, hükümette olduğu bir dönemde 25 aylık bir hükümet deneyimimiz oldu. O dönemde sağlık, turizm ve eğitim bakanlığını aldık. Neden? Turizm bu ülkenin olmazsa olmazlarından bir tanesidir yaşamı açısından. İkincisi sağlık, insanın fiziksel sağlığı, ruhsal sağlığı açısından insana yapılan bir yatırım olduğu için. Üçüncüsü de eğitim. İnsanın eğitimi ve şekillenebilmesi için çok önemli 3 konu. Çok basitti. Gidip farklı bakanlıkları alıp hemen yaptığınızın hayata geçmesini, yani bir boyayı boyarsınız bir yere hemen görülür. Ama bir eğitime koyduğunuz katkı. Mesela ne oldu o günlerde? Herkes aynıdır deniyor. İngilizce ders sayısı 7 saatten 11-13 saatlere çıkarıldı. Bütün okullarda bilgisayar laboratuvarları konuldu o dönemde. Okul öncesi eğitim başlatıldı bu ülkede. Bugün herkesin çok mutlu olduğu 4 yaşından başlayan insanların önce pilot bölgeleri seçildiği okul öncesi eğitim konuldu o dönemde. Yine bütün okullara baktığınız zaman sosyal, sanatsal, kültürel faaliyetlerin çok öne çıkması gerektiğini, öğrencilerin bununla ilgili çaba sarf etmesi ve kişiliklerini oluşurken buna ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Okul sporlarına bakıyorsun. Okul sporları, biraz önce sporu da başında sordun, onda da gireyim çünkü çok önemlidir. Yani bu çocukların, özel insanların sosyalleşmesine, sağlıklı yaşamasına, birleşmesine, barışçıl yapısına, yani evrensel çaresi nedir? Spor dostluktur, kardeşliktir, barıştır. Şimdi devlet spor politikası oluşurken okulları göz ardı etmek çok mümkün değildir. Okullar içinde olacak. Oradan yetişir. Okulların içinde olan her bir bireyin de yeteneğinin, yani çekingen bir çocuğun o işlere dahil edilmesi lazım. Yani önce okul sporları yerine okul içi sportif karşılaşmaların ve yetenek taramalarının orada yapılması lazım. Yani biz şunu savunurken okullarda sınıflar arası yarışmalar ve bütün branşlarda yarışmalar ve benzeri aktivitelere bütün öğrencilerin katılması, dolayısıyla ülkede bir yetenek taramasının yapılması ve okulların kendi içinde ondan sonra yaptıkları yarışmalardan sonra okullar arası sporlarla daha elit bir grubun yukarıya çıkıp temsiliyet gücü. Yani sporda nedir mesele? 1. Sağlıklı yaşam için spor yapılır. 2. Bu yarışma sporları ve elit sporcu yetiştirme programları vardır. Çünkü sporun artık bir sanat gibi, bir ekonomi gibi, bir siyasal alan gibi uluslararası alanda rekabet edilebilir bir alandır. Ve ülkenin tanıtımına da, ülkenin insanının yaşamına da önemli katkıları vardır. Ve bu artık ciddi bir olaydır. Yani sporu siyasetten, sanattan, kültürden ayrı tutamazsınız, ekonomiden ayrı tutamazsınız. Ve de bu artık uluslararası bir alanda yarışma konusudur. Sporcu yetiştirme de elit sporcular, yani düşünün bugün dünya şampiyonu olan en hızlı koşan çocuk ve insan Küpris'te olmuş olsaydı tanınmıyormuşuz. Yani enkaz edebiyatı, hani bahsettiğim biraz önce, veya bir takım ağlama duvarı, işte ambargolar var, tanınmayık. Tanınmazsak eğitim sistemimizi düzeltmeyecek. Tanınmazsak ölen her gün yollarımızı, insanlarımızın öldüğü yolları toparlamayacak. Eğer tanınmazsak biz kendi narinciye üretimimize bir yön vermeyecek. Biz eğer tanınmazsak esnaf ve zanaatkarımıza her gün sokaklarda gezip başka ülkelerden gelip satış yapan, haksız rekabet yaratan insanları denetlemeyecek, tutmayacağız. Bunun gibi daha uzatıp götürebileceğimiz bir alan var. Ve bütün bunlara baktığımızda, yani bilimsel planlı hareket etmekle bir yere varılabileceği gerçeğini anlatmaya çalışıyorum. Spora da girme nedenimiz budur. Ve bakıyorum ki o dönemlerde bütün bunlar şu anda bir tek
okulda bir tek öğrencinin herhangi bir branşa girmesi bütün okulun spor yaptığının kabulüymüş. Okul sporları açısından. En ciddi ele alınması gereken yerde ciddi bir insanların, çünkü düşünün siz okula gidersiniz, yeteneğinizin siz daha farkında olmayabilirsiniz. Ama o programlara dahil edildiğinizde sizin o yeteneğiniz ortaya çıkabilir, gelişebilir. İçine kapanıksınız, kendinizi göstermezsiniz. Belki en hızlı koşan kişi o kenarda, sınıfın bir kenarında oturan ama kendini o işe özgüveni yüksek olmadığı için o yaşlarda ortaya koyamayan bir kişi olabilir. Bu kişi belki de dünyanın en hızlı koşan insanı olabilir. Bunu nereden bulacaksınız? Herkesi mecburen dahil edeceksiniz okul sporlarına. Ha, şimdi o dönemde yine ben hükümeti anlatıyorum. Sağlık açısından bakalım. Yani eğitimde bunu geçtik ve o dönemde 6 ay 40 yaşından sonra master yapmış bir adam olduğu için önemli bir vizyon koymuştu. Ve birçok insan o dönemden sonra tekrardan master'ına, doktorasına önem verdi. O döneme baktığımda ben olumlulardan sayıyorum bunu. Daha birçok olumlu yanlarının dışında. Sağlık Bakanlığı'nda MR cihazı bu ülkede yoktu. Ve MR çekmek için biz Türkiye'ye devlet, özellikle Sağlık Bakanlığı bütçesinden sağlık kuruluna gireceksiniz. Bir MR çektirmek için. MRI cihazını bu ülkeye kazandıran FAKO ameliyatı, FAKO cihazı vardı. Bu katarak ameliyatlarını yapmak için yurt dışına gidiyordu insanlar. Oradan bu ekip önce geldi, cihazlar alındı, bir ekip geldi, burada yetişti insanlar. Şimdi bunlar hepsi Kıbrıs'ta yapılabilir ameliyatlar oldu. Devlet hastanesindeki yapı. Şu anda her branştan bir nöbetçi doktor vardır orada, uzman doktor vardır. Geçmişte onkoldu insanlar. Yalnızca acil serviste bir kişi vardı ve evinde bekliyorlardı, arıyorlardı. Şimdi her branşın bir uzman doktoru orada her gün bulabilirsiniz. 24 saat hizmet vermektedir. O dönemde bu düzenlemeler yapıldı. Sağlık, özellikle Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nü 8-12 ay arası bir süre çalıştılar burada. Bizim gerçeklerimize, mesafemize, elimizdeki personele, nüfus yapımıza, yerleşim yerlerimize göre bir önerme çıkardılar. Bunu biz uygulayamadık. Sağlık master planı çıktı, geldi Türkiye bunu aldı uyguladı. Bugün övünüyorlar ya, sağlık sistemi düzeldi. O çalışmanın bir ürünüdür, genişletilmişidir. Gülsem Bozkurt döneminde yapıldı. Birinci, ikinci, üçüncü basamak hekimlik, hatırlıyorsanız o dönemde konuşuluyordu. Evet. Sonradan şimdi herkes bunu konuşmaya başladı. Neydi o dönemde? Pilot bölgelerde mesela yaşlıların evinde bakımı, ilaçlarının yapılması. Karpaz'da başlamıştı. Veya turizm açısından yine o dönemlerde baktığınızda özellikle Karpaz'da küçük işletmelerin özellikle motel yönünde, yani küçük aile işletmelerinin turizme yönelik kazandırılması yönelik çabalar, endemik bitkilerin korunmasına yönelik tarihi eserlerin, güneşin, yağmurun, çamurun, fırtınanın içinde hatırlarsınız mozaiklerin söküldüğü gemi konağında onların üzeri örtüldü. Bunlar korumaya alındı ve benzer birçok turizm master planı. Şimdi herkes aynıdır demekle olmuyor bu işler. Bir taraftan bilimsel planlı bir üretim yapmaya çalışan ama süresi yetmeyen. Ha, bunların içerisinde hatalar da oldu mu kuşkusuz olmuş da olabilir. Ama genel yapı içerisinde baktığınızda bir çaba var. Bir bilimsel planlı bir araştırma ve çalışma var. Bütün bunları da herkes gibi gelip yatan, yalnızca demeç veren, insanlar ölürken, insanlar acı çekerken, sıranın kime geleceğini beklerken, hiç tedbir üretmeyen bir yapının bunlarla benzer olduğunu söylemekte büyük bir haksızlık olur düşüncesindeyim. Ha, Kıbrıs'ta sorun bu saatten sonra, yani Kıbrıs'ta bir çözümün de olmasının şart olduğunu hep beraber biliyoruz. Ve bu çözüme giderken özellikle iki kulvarda yürümemiz lazım. Yani demokratikleşmemizi, sivilleşmemizi, insan hak ve özgürlüklerini geliştirmemizin yanında ülkemizi ve şu anda yaşayan insanlarımızın huzurunu daha ciddi anlamda toptan bir kaliteli hayata, bir seviyeye çekmek yanında çözüme de giderken onun da çabasını göstermemiz lazım. Çözüm olmazsa her şey bitmiştir. Çözüm olursa ancak düzelir noktasındaki olayı birleştirmek lazım. Oraya gidene kadar da bir yaşamın varlığını unutmamak lazım. Onu planlamak lazım. Ne de oraya gitmezsek ölürüz, ne de oraya gidersek kurtuluruz. Her şey yine bizim elimizde ve yaşayan halkımızın seçtiği insanları denetlemesiyle, yönlendirmesiyle, zorlamasıyla çözülebilecek bir durum diye düşünüyorum. Çok sevgili teşekkür Kazım. Ederim. Son mesajını da almış oldum. Her şey kendi ellerimizdedir. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Omurfa'dan çıktın, benim programıma geldin. Büyük çok verimli, çok güzel bir program yaptık. Tekrar ayağına sağlık diyorum. Yüreğine sağlık sevgili Kazım. Evet değerli izleyenler, Tahsin Merteci ile birlikte olduk. Genel ülke meselelerini konuştuk.
onun eleştirilerini, önerilerini aldık. Haftaya yeni bir konu ve konukla birlikte olmak üzere hoşça kalın.